Açıklanan enflasyon rakamları emekliye memura %5,45 ile 8,45 arasında değişen zamlar muhalefetin hem sokakta hem kürsülerde gündemindeydi. Hedefte ekonomi yönetimi yani iktidar vardı. Ben maaşım yattı. Sadece fatura ödeyebildim. Bir de kredi. Devlete 21 sene hizmet ettim. Şu an kanser hastasıyım. Ama ekmek kullanayım diye. Bir kilo meyve alabilirim. Enflasyon rakamının son 2 yılın zirvesine çıktığı gün İYİ Parti lideri Malatya'da vatandaşın geçim sıkıntısını dinledi. Muhalefetten kim konuşsa yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı tek gündemdi. Önce %15 elektrik zammıyla çarpıldık. Sonra doğalgaz fiyatlarına yapılan %12 ile %20'lik sözde güncelleme ile yandık. Aileler perişan, esnaf perişan, çiftçi perişan, sanayici perişan. Peki bu zamlar niye 1 Temmuz günü yapıldı? 6 aylık enflasyonu 1 Temmuz'da yapılan zamlarla düşük gösterdiler ve memura, emekliye, işçi emeklisine yalnızca %8,45 zam yapacaklar. Elektriğe, doğalgaza gelen zamlar 1 Temmuz öncesinden geçerli olsaydı enflasyona yansıyacak, memurun, emeklinin alacağı Temmuz zammı artacaktı. Muhalefet elektrik, doğalgaz zamları bilerek 1 Temmuz'dan geçerli sayıldı diyor. 3 yılda %90 üfe, %53 tüfe enflasyonu yarattınız. %5 hedefiyle 9 yılda olması gereken enflasyon beceriksizliğinizle 3 yılda oluştu. Asgari ücreti açlık sınırının altına Mayıs ayında düşürdünüz. TL'yi tarihinin en kötü seviyesine düşürdünüz. Siz de milletin yakasından düşün. 12 yıldır yani yaşadığımda hiçbir zaman yaşamadım. Hükümet memur ve emekli maaşlarına %8,45 artış oranı açıkladı. Bu artış yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Üstelik daha geçen hafta elektriğe %15, doğalgaza %12 zam yapmıştı. Hükümet sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok. Son enflasyon rakamıyla memur ve memur emeklisinin maaşına %5,45 enflasyon farkı zammı geldi. Emekli maaşı ise %8,45 artacak. Muhalefet, kamudaki görevlerinin dışında bazı bürokratların yönetim kurulu üyelikleriyle aldığı huzur haklarını da hatırlattı. Asgari ücretli vatandaşımızın hanesine sadece bir maaş girerken siz hanenize bir değil, iki değil, üç değil, beş hatta daha fazla sayıda ballı maaşları götürmeyi içinize nasıl sindirebiliyorsunuz? 2.970 lira yatmıştı. Sabahleyin çektim. Doğal gazım var, elektriğim var, suyum var, evde tarımım var. Çocuklarımın ihtiyacı var. 2000 lira ikramiye verin de emekli de kurban kessin, aileleriyle bayramda doya doya bir kap et yemeği yesinler. CHP emekli ikramiyesinin 2000 liraya çıkarılması çağrısını yine bir bayram öncesi dile getirdi. Enflasyon rakamları, emekliye memura verilecek zamlara ilişkin iktidar cephesindense tek bir açıklama yok.